Şimdi şöyle aslında bizim kapanmadan maalesef toplum olarak anladığımız yanlış bir kavram var. Herkes kapanmayı bir tatil gibi görüp özellikle büyük şehirlerde bir tatil beldelerine ya da işte Anadolu'ya bir yoğun bir göç başladı. Bu çok tehlikeli bir durum maalesef. Yani biz kapanmadan kast edilen şu, herkesin mümkün mertebe olduğu yerde kalıp bu hareketlenmeyi yapmadan kapanmaya girmemiz lazım ki 17 gün sonra bu vaka sayıları düşsün. Yani amaç bu aslında. Maalesef bunu toplum olarak biz yanlış anladık galiba. Bu 17 gün süre içerisinde bir yere gidelim, o tatil beldesine gidelim ya da ne bileyim bir işte Anadolu'da köyümüze gidelim, orada geçirelim diye. Ki bu çok büyük risk. Zaten şu anda bu hareketlenmeyle beraber Büyük şehirlerdeki vakaların diğer illere yayılmasını göreceğiz maalesef. Ve belki de bu 17 gün süre sonunda vakaların sayılarının istediğimiz kadar düşürmeye debiliriz. Yani maalesef bunu öngörmek zor değil. O yüzden mutlaka insanımızın mümkün mertebe bulunduğu yerde bu kapanmaya geçirmesinde fayda var. Yani maalesef bunu yapmak zorundayız. Başka şansımız yok. Yapmazsak çünkü bu vakalarımız çok yüksek. Yani bu vakaları düşürmenin başka da yolu yok. Yani 40 bin civarında vakamız var şu anda. Ölüm sayısı yine e, maalesef çok yüksek, e, 350 civarlarında. E, bunu düşürmenin de tek yolu, e, kapanıp evde kalmak gerekiyor. Evde kaldığımız zaman ne yapacağız peki? Yani evde kaldık da şimdi eve oturalım, işte e, strese girelim mantığı. Hakikaten insanlara bazen düşünebiliyor bunu. Evde kaldığınız zaman en büyük şu, e, mantık şu, mümkün mertebe beyni meşgul edecek bir şey bulmak lazım. Yani bu el işidir ya da ne bileyim çocuklarınızla oyundur. Yani mümkün mertebe yani bir oturup da koltuğa yapışık kalıp yapışık kalıp televizyon seyretmek değil belki. bir aktivite yapmak lazım ve bu şekilde belki daha da insanlar aileyle beraber oldukları zaman daha da mutlu olacaklar. yine aynı şekilde beslenmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Evde kaldığımız zaman hepimizde ne olur genelde bir beslenme bozukluğu olur. İşte bu abur cubur dediğimiz beslenmeye bir eğilim oluyor. Bunları engellememiz lazım. Yani mümkün mertebe beslenme düzenine dikkat ederek ve işte bol su tüketimi sağlayarak. Mutlaka egzersiz yapmamız lazım. Evden çıkmadığımız zaman egzersiz de haliyle egzersiz kapasitemiz düşecek muhtemelen. O yüzden mutlaka işte günde 30 dakika, 45 dakika mümkünse en az olacak şekilde bir egzersiz yapmak lazım. Hiçbir şey bulamazsanız su bidonlarını elinize alın. 5 kilolukları yukarı kaldırıp indirirseniz böyle bir egzersiz olarak geçerli. Yani illa bir aletiniz olmaz şart değil. O yüzden bunlar yapmamız gerekiyor evde kaldığımız süre içerisinde. Ee, uyumazsak çünkü bu bunları yapmazsak daha kötü hale gelecek. Yani vakalarımız düşmeyecek. o Bunu e, mutlaka yapmamız gerekiyor.